hangi sıfatla benim kiramı ödüyorsun Emre? Ne demek şimdi bu? Sen zor durumdayken ben bir köşede elim kolum bağlı bekleyecek miydim? Anlamıyorsun değil mi Emre? Anlamıyorsun. Sana basit gelebilir ama benim için öyle bir şey değil bu. Ben bugüne kadar hep kendi ayaklarımın üstünde durmaya çalıştım. Annemden böyle gördüm. Hakkım olmayan tek kuruşta gözüm olmadı. Kimseye el açmadım. Bundan sonra da böyle olacak. Sakın bir daha böyle bir şey yapayım deme. Sakın. Bir dakika, bir dakika. Sen neden Zeynep'in nasıl bir kız olduğunu söylemiyorsun bana? Yoksa o da seninle aynı işi mi yapıyor? Cevap ver bana. Benim size Zeynep hakkında söyleyecek sözüm yok. Ben niye bu kadar ısrarcısınız anlamıyorum. Zaten beni böyle görmeniz yeterince utanç verici. Zeynep'in işleri hakkında bana soru sormayın artık, ne olur. Tamam. Öyle olsun. Ben nasıl olsa Zeynep'in ne işler yaptığını öğrenirim. Bitti mi? Gidebilir miyim? Aman Allah'ım. Ya dedikleri doğruysa? Böyle bir şey düşünmek bile istemiyorum. Emre'cim, çayını tazeledin mi? Emre? Efendim? Uyanamadın mı hala? Yok bir şey ya, biraz dalmışım sadece. Çayını tazeleyeyim mi? Yok sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol Fatma. Ne diyorum biliyor musunuz? Bütün aile bir aradayız. Tarık da gelsin, hep birlikte Kartalkaya'ya gidelim ha? Ne dersiniz, iyi olmaz mı? Bilmem. Bence çok güzel olur. İyi düşünmüşsün. Bu mevsimde çok güzeldir oralar. Gidelim, hepimize değişiklik olur. Eğleniriz. Ama ablacığım, Emre ile Arzu'nun hiç ilgisini çekmedi. Ben iyi olur diye düşünmüştüm. Vallahi Cengiz, ondan değil de... sabah biraz kötü kalktım, baş ağrısıyla kalktım. İlaç içtim, birazdan geçer. Benim de üzerimde hafif bir kırıklık var. Öğleden sonra önemli birkaç hastam gelecek. Hazırlanmam lazım. Size afiyet olsun. Afiyet olsun oğlum. Hadi afiyet olsun. Arzucuğum. Sen iyi misin? Bir şey mi canın sıkıldı? İyiyim Cengiz, ben iyiyim, merak etme. Bizim canımızı hiç kimse sıkamaz. Böyle bir şeye asla izin vermem. Ama yine de biraz abartmışsın Zeynep. Bu kadar tepki gösterecek ne var? Emre sonuçta yardım etmek istemiş. Aslı, hiç değilse sen anla beni ya. Emre birkaç kere benim böyle konularda ne düşündüğümü gördü, biliyor. Hala bunu yapıyorsa beni hiç anlamamış demektir. Tamam ama siz birbirinizi seven iki insan olarak... Aslı, ne olursa olsun ben böyle bir şey hayatta kabul etmem. Beni tanımıyor musun ya? Hayatta en nefret ettiğim şey başkalarına muhtaç olmak. Bilmez miyim? İstanbul'da bende kalabilmen için günlerce yalvarmam gerekmişti sana. Beni anlıyorsundur o zaman işte. Ya tamam, anlıyorum seni tabii ama... Ya bu kadar sert tepki gösterecek ne var? Aslıcığım, Emre'nin annesi daha düne kadar benim onunla parası için birlikte olduğumu zannediyordu. Böyle bir kız olmadığımı anlatabilmek için ne kadar uğraştım sen biliyorsun. Şimdi bir de bizim kiramızı ödediğini duyarsa benim hakkımda ne düşünür? Kızlar hadi kahvaltıya. Tamam. Yine de sen kendini çok naza çekme, tamam mı? Aslı. Ne fısıldaşıyorsunuz siz? Yok bir şey anneciğim.
Hadi hadi. Üzeriniz açılmıştı da. Zaten dün gece benim yüzümden burada rahatsız uyudunuz. Hiç merak etme. Gayet iyi uyudum ben. Ama artık toparlanıp yola koyulalım bir an önce. Tamam, hemen toplarım ben. Olur mu öyle şey? Ben yardım ederim. Yok, hayır, olmaz. Ya zaten bizim burada erkeklere böyle şeyler yaptırılmaz. Çok ayıp yani. Öyle şey mi olur? Hayır. İşte bu kadar. Geldiler mi? Tamam. Odama gönderin. Filiz, bana acenteden biletler gelecekti. Geldiği zaman odama yönlendirir misin? Tabii Meltem Hanım. Teşekkür ederim. Bu arada Buse Hanım sizi odanızda bekliyor. Tamam, sağ ol. Günaydın canım. Günaydın canım. Odana tür hiç kalkma. Hayırdır? Sabah sabah ne kahvesine çağırdın beni? Ay ne olacak? İki laflarız dedim. Hem Buse, Tahra sürpriz hazırladığım için inanılmaz heyecanlıyım. Aman aman dikkat et de senin şu mantık adresi sevgilin kızmasın sonra. Göreceksin. Kızmayacak. Her şey çok güzel olacak. Ay Meltem. Sizin kaçamak da bu kadar olur zaten. İş gezisine eklenmiş bir tatil. Vallahi Meltemciğim, tam birbirinize göresiniz. Akşama bir şey lazım mı hayatım? Yok hayatım. Olursa da ararım. Görüşürüz. Görüşürüz. Nerede? İçeride. Cansu! Hadi kızım, çayın soğuyor. Ne? Ne mi Vedat? Ya yıllardır sana ağzını şapırdatma demekten ömrüm tükendi. Sen hala aynı şeyi yapıyorsun. Esin, ben yemek yiyorum. Ağzım falan şapırdattığım yok benim. Bence sinir olduğumu biliyorsun. O yüzden yapıyorsun. Şurada ağız tadıyla iki lokma yemek yedirmiyorsunuz insana.
Efendim Arzucuğum? Esin merhaba. Konuşmamız gereken bir konu var. Hayırdır tatlım? Kötü bir şey yok değil mi? Telefonda anlatılacak bir şey değil. Gelince görüşürüz. Tamam canım. Ben hemen çıkıp gelirim. Görüşürüz. Vallahi oldu bu iş. Her şey istediğim gibi gidiyor. Yavrum. Ne oldu hala? Yok bir şey evladım. Seninle konuşmak istediğim bir konu vardı da. Çıkıyorum. Hastaneye gideceğim. Geç otur şöyle. Fazla uzun sürmez zaten. Benim de işim var. Kafeye gideceğim. Emre ne oldu yavrum? Niye böyle canın sıkkın senin? Hala, Zeynep canımı çok sıkıyor. Ellerinize sağlık, kesenize bereket. Aa Yeliz, Arzu Hanım arayacaktı seni, iş için aradı mı? Aa aradı Zeynep'cim, aradı da uygun bir iş olduğunda haber verecek sağ olsun kendisi. Yeliz'cim ben de seninle bu konuyu konuşacaktım. Bir iki güne şu iş mevzusunu halletsen artık. Malum eve üstüne olmuyor. Haklısınız, ben de zaten şimdi iş görüşmesi için gidiyordum. Çıkayım o zaman. Ben de masayı toplayayım. Ay yok canım, olur mu, ben hallederim. Biriniz okula gideceksiniz, biriniz işe. Hiç gerek yok anneciğim. Bak biz iki dakikada hallederiz. Aramadım hala. Kim? Ha, kim olacak Emre? Aramadı. Aramasın da zaten. Zeynep yapma ama böyle. Bu kadar uzatma. Bu çocuğun seni ne kadar çok sevdiğini biliyorsun değil mi? Tamam anladık, bir yanlış yaptı. Ama böyle surat asarak, tavır yaparak olmaz ki. Doğru düzgün konuş onunla. Anlat niye kızdığını. Ne yapayım? Hem anlatmadın mı sanki şimdiye kadar? Neyse boş ver şimdi bunları. Hadi çıkalım, işe geç kalacaksın. Ben de çıkayım. Erken mi işin? Aslında öğlen başlıyor nöbetim ama evde kaldıkça içim sıkılıyor. Hocanın verdiği sunumu falan hazırlarım. İyi hadi hazırlan da birlikte çıkalım. Hadi. Hadi bakalım. Çok açmayın arayı. Sık gelin de gelinle damat görsün millet. Ay. Sanki yeni düğünün olmuş gibi. Giderken öyle hissettim. Alışamadım galiba. Ankara'ya gidince bizi unutma, tamam mı? Unutur muyum hiç? Annem. Güzel kızım benim. Bahtında yüzün gibi güzel olsun. Arayı çok açma. Sık sık ara. Aklım kalır. Aramaz mıyım hiç annem? Sen de benim için bol bol dua et, olur mu? Sabah akşam ediyorum kızım, merak etme sen. Haydi. Anlamıyorum Alif. Tek yapmaya çalıştığım şey onun mutlu olmasını sağlamak. Bir kolye almıştım. Geri çevirdi. Şimdi ise evle ilgili sıkıntıları olduğunu duydum. Yardım ettim. Bana çok kızdı. Resmen kendimi kötü hissettirdi. Şimdi bir kere daha takdir ettim bu kızı. Allah, sen de onun gibi mi düşünüyorsun? Nesi kötü bu yaptığımın? Onu çok sevdiğimi biliyor. Vallahi yanlış değil. Kötü de değil.
Ama onu çok iyi anlıyorum. Anladığın şeyi bana da anlatır mısın? Bunu anlamak çok zor bir şey değil ki evladım. Yani bu kız son derece gururlu, ölçülü, terbiyeli bir kız işte. Senin iyi niyetinden asla kuşku duymam. Ama o da böyle davranışlarla incinecek kadar duyarlı demek ki. Bak başka bir kız olsa böyle hediyelerle mutlu olur, şımarıkça boynuna atılırdı. Asıl öyle kızlardan uzak durman lazım evladım. Halacığım, doğrusunu söylemek gerekirse hala pek bir şey anlamış değilim. Ben onu çok seviyorum. Yapmaya çalıştığım tek şey onun mutlu ve rahat olmasını sağlamak. Bunun nesi yanlış bilmiyorum. Neyse, benim artık çıkmam lazım. Emre'cim, telefonunu unutmuştum. Ben de sana getiriyordum. Sağ ol ablacığım. Ya artık çık Vedat ya. Hadi çıkıyorum. Tamam canım. Hadi güle güle. Selametle. Dur, telefonu nereye bıraktım ben? Aldın ben gördüm. Aldın mı? Ha buradaymış, tamam. Akşam bir şey istiyor musun Gelik? Yok canım, hiçbir şey lazım değil. Hadi artık sen geç kalma. Tamam gidiyorum. Ya benim acayip balık çekiyor ya. Ha? Balık mı alsam acaba akşam gelirken ben? Ay hiç balıkla falan uğraşamam Vedat. Bir akşam yapıyorsun, bir hafta evden kokusu çıkmıyor sonra. Canın çok balık istediyse bizi bir akşam bir balıkçıya götürürsün. Ya gideriz balıkçıya da. Hadi hayatım, hadi canım. O zaman almıyorum akşam bak. Yok yok. Güle tamam. Güle. Gitmek bilmedi ya. Ne oldu? Bir şey olmadı kızım. Arzu teyzen aradı, ona gideceğim şimdi. Tamam, ben de geleyim. Yok, hiç gerek yok şimdi. Niye? Niye mi? Ya zaten kadınla aramız yeni düzeldi. Şimdi sen gelir patavatsız bir laf edersin. Yok yok, hiç gerek yok. Aşk olsun anne. Ne yaptım ki ben? Ne mi yaptım? Bir düşün bakalım. Kadının oğlunun başına parayla tuttuğun kızı musallat etmedin mi sen? Hala mı aynı mesele? Hala aynı mesele Cansucuğum. Başımıza açtığın işleri toparlamak hiç kolay olmuyor. Neyse hadi beni lafa tutma. Hazırlamam lazım. Açmıyor bu kadın ya. Merhaba Fatma. Merhaba. Arzu Hanım evde mi? Odasındalar. Güzel. Biz şimdi onu hiç rahatsız etmeyelim. Seninle Tarık'ın odasında bir işimiz var. Tarık Bey'in odasında mı? Ay evet. Bakma bana öyle. Acelemiz var. Hadi. Gitmeden Atıf'ı bir görelim demiştim ama. Yok, ben ondan bakmamıştım aslında. Başka bir şey diyecektim size. Ne diyecektin? Sayenizde yüzüm yere bakmaktan kurtuldu. Hem bu evlilik meselesi, hem beni köye getirmeniz, arkamdan laf söz olmasını siz engellediniz Tarık Bey. Size çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ben mahvolmuştum. Düşünme bunları. Sen iyi ol yeter. Tarık Bey!
Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Seni görmeden gitmeyelim dedik. Ne iyi ettiniz. Buyurun bir kahve mi için? Buyurun buyurun Allah aşkına. Olur, içelim. Fatma, şimdi sen valizin içine ne gerekiyorsa koy. Ben zaten kontrol edeceğim. Sen hazırlamışsındır böyle valizler, biliyorsundur. Hadi, bir şey eksik kalmasın bak. Meltem Hanım, Tarık Bey eşyalarının karıştırılmasından hiç hoşlanmaz. Biliyorum tatlım, biliyorum. Ama ben onun sözcüsüyüm. Hem sürpriz hazırlayacağım kendisine. O bana kıyamaz, hadi sen işini yap. Emin misiniz? Ay Fatma, kızacağım ama bak. Sen ne diyorsam onu yap, hadi hadi. Daha çok işimiz var. Ay, onu koyma. Bunun rengi çok kötü onun. Parfümleri koymayacak mısın? Koyacağım. Şey falan yok mu peki bu odamın? Nerede ya tıraş malzemeleri falan? Ayakkabıları? Ayakkabı dolabında getireceğim birazdan. Al, o pantolonu koyma. Ama bu pantolonu çok seviyor. Ya kötü ama. Efendim? Merhaba kızım, Seher ben. Emre'nin halasıyım. Buyurun efendim, dinliyorum. Eğer uygunsan seninle konuşmak istediğim bir konu var. Vereceğim adrese gelebilir misin? Tabii gelirim. Dinliyorum. Merhaba. Kolay gelsin arkadaşlar. Merhaba Mesut. Üstad, işim bitince bir kahve içelim mi? Olur tabii. Programıma bakmadım daha. Seni ararım. Tamam, haberleşirsin. Hala? Oğlum, benim aklımda kalan bir iki konu var. Bir gelsen de konuşsak. Hala daha yeni geldim hastaneye. Ama önemli bir mevzu. Hadi bir uğrayıver halacığım. Tamam hala, bakarım. Ha bak Fatmacığım. Şimdilik bunlar aramızda. Arzu teyze bilmesin. Tamam? Tamam Meltem Hanım, tamam. Osman görüşürüz. Hafle fela ya hafle. Fındık? Ne? Benim köpeğim de o. Ortadan kaybolmuştu. Gel buraya. İyi misiniz Tarık Bey? Buraya bir daha gelmezsiniz diye düşünmüştüm. Hoş belki öylesi daha iyi olurdu ya. Ne yapsaydım? Kızım ve ailesinin hakkında olmadık laflar çıkarmışlar. Sahte evlilik falan diye. Buna seyirci kalamazdım ben. Ben onu demiyorum Tarık Bey. Sıla için pek iyi olmadı bu geliş. Ne demek şimdi bu? Çok merak ettim, hemen atlayıp geldim. Bir şey içer misiniz? Şimdi değil Fatma. Arzucuğum sen iyisin değil mi? Bilmiyorum. İyi miyim değil miyim göreceğiz. Şu Zeynep. Cansu o kızı nereden bulmuş biliyor musun? Ne oldu ki? Yine tatsız bir şeyler mi yaşandı? Boş ver şimdi bunları.
Cansu o Zeynep denen kızı nereden bulmuş? Sen onu söyle bana. Zeynep değil mi yavrum? Hoş geldin. Kusura bakma seni buraya kadar yoğurdum ama. Estağfurullah efendim. Geç hadi şöyle oturun. Doğrusunu isterseniz aramanızı şaşırdım biraz. Haklısın. Tahmin ettim. Hani bu konu bu kadar önemli olmasa aramayacaktım. Emre ile aranızda olup bitenlere burnunu sokmak benim işim değil. Ama Emre meseleyi anlatınca konuşmak istedim. Aranızda galiba tatsızlık olmuş. Emre çok üzgündü. Emre'yi bugüne kadar hiç öyle üzgün görmemiştim. Ben de seninle konuşmam gerektiğini düşündüm. Meselenin ne olduğunu da söyledi mi size? Evet yavrum, söyledi. Ayrıca çok haklısın tabii. Yani böyle konular insanı kırabilir, canını sıkabilir. Ama Emre seni çok sevdiği için bunda bir mahsur görmemiş. Senden böyle bir tepki gelebileceğini hesaba katmamış. Ama sen de Emre'nin iyi niyetinden asla şüphe etme, olur mu? Tamam değil mi? Şu üç hastayla ilgilenirsin. Son anda acil bir işim çıktı. Tamam abi, hallederim ben, sorun değil. Sağ ol Mesut. Görüşürüz abi. Selam. Seni ziyarete geldim. Çok iyi yapmışsın. Ama tam çıkmak üzereydim. Halamın yanına gitmem gerek. Aa, aşk olsun ama. O kadar yol geldim seni görmek için. Bir kahve içecek vaktin vardır. Tamam. Hadi kafeteryaya gidelim. Elbette Emre'nin iyi niyetinden şüphem yok. Ama neler olup bittiğini siz de biliyorsunuzdur. Maddi konular yüzünden bir kez daha yanlış anlaşılmaya dayanamam. Haklısın. Çok haklısın yavrum. Ama sen de biraz Emre'yi anlamaya gayret et, olur mu? Emre'nin bütün yaptığı seni biraz mutlu etmek. Seni çok seviyor. Bak, Emre'nin babasıyla ben çok yoksul bir ailede büyüdük. Bugünlere gelmemiz kolay olmadı. Sahip olduğumuz ne varsa Cengiz gece gündüz çalışarak elde etti. Ama Emre öyle değil. Emre çok varlıklı bir hayatın içine doğdu. Yani sıkıntının, çaresizliğin insanı nasıl hassaslaştırabileceğini tahmin edememiş olabilir. Senin bir derdin olduğunu görünce hemen bunu çözmek istemiş. Bütün yaptığı bu. Bu yaptığının sana kötü gelebileceğini hesaba katmamış. Hayatımda daha kaç kere anlatacağım? Ya aslında başından beri Cansu'nun fikri değilmiş bu. Yani bizimkinin de haberi yok hiçbir şeyden. Bunun bir tane arkadaşı var. Pelin. Zaten biraz tuhaf bir kız. Her şey onun başının altından çıkmış. Ya... Ben kaç kere söyledim Cansu'ya ama. Bu kızdan uzak dur dedim ama. Tamam Esin, neyse ne, geçti bitti. Ben Cansu'yu falan suçlamıyorum. Sadece o kızı nereden bulmuşlar bunu öğrenmek istiyorum. Yani sen niye bu kadar taktın kafanı buna, ben anlayamadım. Benim için önemli. Lütfen öğrenip bana haber verir misin? Tabii. Öğrenirim, ben ararım seni. Benim çıkmam lazım, biraz acelem var.
Görüşürüz. Vallahi Emre, açıkçası sizin Zeynep'le bu kadar yakınlaşmamıza şaşırdım. Yani ne bileyim, senin gibi birinin öyle bir kızla ne iş olur diye düşündüm. Ne diyorsun sen Cansu? Dur canım. Kızma hemen, kötü bir şey söylemiyorum. Sonra birbirinize ne kadar yakıştığınızı görünce çok sevindim. Öyle mi? Sağ ol. Tabii bu arada tanışmanıza vesile olduğum için de ayrıca çok mutluyum. Ay ne kadar romantiktir en başta bu işler. İnan sizin adınıza o kadar mutlu oluyorum ki. Nasıl? Her şey yolunda mı? Bir sorun yoktur umarım. Ne yaptınız? Belki de ilk kavganızı etmişsinizdir bile. Cansu ne olur kusura bakma ama gerçekten çok acelem var. Daha sonra konuşuruz olur mu? Hoşça kal. Görüşürüz. Ruş'a bak ya. Daha ne yapayım benimle ilgilenmen için? Ben kovaladıkça sen kaçıyorsun Emre. Neyse Tarık Bey. Hakkınızda hayırlısı neyse olsun. Bana söz düşmez. Dur bir dakika dur. Anlat lütfen. Sıla için neden kötü olacakmış bu iş? Fındık. Sıla daha küçük. Şimdiye kadar böyle ciddi bir olay yaşamamış kızcağız. Ama o da her genç kız gibi sevdalanacağı, hayatını birlikte geçireceği bir erkekle karşılaşmanın hayalini kuruyordur. Bir düşünün. Bu olup biten onu nasıl etkiler? Size bağlanacak elinde sonunda. Yanlış düşünüyorsun. Bağlanmayacak. Bizim evliliğimizin formalite bir evlilik olduğunu en başından beri biliyor. Yapmaya çalıştığım şey benim sebep olduğum Sıla'nın da içinde bulunduğu bu çaresizlikten onun kurtulmasına yardımcı olmak. Hepsi bu. Sıla bunu anlayacak kadar akıllı bir kız. İnşallah sizin dediğiniz gibidir. Ama zaman gelir insan gönlüne söz geçiremez. Sevdanın ateşi insanı yakmaya görsün. Ne akıl kalır, ne de mantık. Sen gönlünü ferah tut Atıf. Sıla da ben de neyin ne olduğunu farkındayız. Beri arıyorum. Niye açmıyorsun telefonu? Meşguldüm, açamadım. Ne var? Ne diyorsun? Ya ben bu işten sıkılmaya başladım artık. Söylediğin her şeyi yaptım. Zeynep bütün masumiyetine rağmen Arzu'nun gözünde artık namussuz bir kız. Sen paradan haber ver. Ne zaman vereceğim benim paramı ya? Merak etme, parana kavuşacaksın. Yalnızca son bir hamlemiz kaldı. Ondan sonra ikimizin de istediği olacak. Sağ ol Mehmet. Size çok teşekkür ederim. İyi ki beni buraya çağırıp bu konuşmayı yaptınız. Ben Emre'nin yaptıklarına hiç bu gözle bakmamıştım. Bu anlattıklarından Emre'yi affedebileceğin sonucunu çıkarabilir miyim? Hadi iç çayını. Ne diyorsun Zeynep? Emre'yi affedebilecek misin? Affetmek ne demek? Elbette. Ben Emre'yi dünyadaki her şeyden daha fazla seviyorum.
Ne zaman geldin hiç fark etmedim. Gördüğüm kadarıyla birbirinizi gayet iyi anladınız. İnşallah bundan sonra birbirinizin kıymetini daha iyi bileceksiniz. Zeynep, inan bana bu hayatta isteyeceğim en son şey seni incitmek. Seni öyle zor durumda görünce dayanamadım. Ne olur inat etme. Sadece yardım etmek istiyorum. Ev sahibinden o parayı geri alamayız artık ama... Borç benim borcum. En kısa zamanda da geri ödeyeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Dikkat edin. Yolunuz açık olsun. Sağ ol. Sen de dikkat et. Faruk Efendi. Köyde atıp tutuyordun. Yok şöyle yaparım. Mahvederim. Hadi. Erkek sen göster bakayım marifetini. Bekir çek git. Elimden bir kaza çıkacak şimdi. Biliyordum. Evliliğin gibi delikanlılığın da sahte senin. Sen anca etrafında seni tutacak birileri varsa diklenirsin. Yoksa kuyruğunu kıstırıp kaçarsın böyle. Sen ne aşağı... Tarık Bey! Tarık Bey dur! Yapmayın! Yetsin lan sen artık! Lütfen! Lan bana bak! Bir daha benim de... Karımın da adını ağzına almayacaksın. Rahat bırakacaksın bizi. Anladın mı? Cevap ver cevap! Tarık ne olur dur! Benim hatırım için. Hadi Sıla gidelim. Yaptığının bedelini ödeyeceksin Tarık Efendi. Hem de çok ağır ödeyeceksin. Yaş. Hadi Esin arayacaksın. Allah bir bu eksikti. Üf. Ne yapıyorsunuz? Durun ben yaparım. Kek yapayım dedim ortalık birbirine girdi. Niye bana söylemiyorsunuz ki aşk olsun? Ya, oyalanayım dedim kafam dağılsın diye ama kafa yerinde değil ki. Ne oldu ki? Yok bir şey. Birkaç aksilik üst üste geldi. Sıkmayın canınızı. Hadi Esin hadi arayacaksan ara artık. Arzu Hanım. Hadi siz içeri geçip dinlenin biraz. Ne lazımsa yaparım ben. Yok, ben hallederim, tamam. Kızım, iyi misin sen? İyiyim, yok bir şey. Yani Cansu, gidiyorum, geliyorum. Sen hep burada boş boş oturuyor oluyorsun be yavrum. Hayır anneciğim, bugün tavsiyeni dinleyip Emre'nin yanına gittim. Aferin kız sana. Ne oldu? Ne olacak? Kendimi bir kez daha rezil ettim. Beyefendi neredeyse yüzüme bile zar zor bakıyor. Aklı fikri o Zeynep denen sevimsiz kızda. Anne ben o kız karşısında çaresiz kaldım artık.
Kabullenmekten başka yapacak bir şey kalmadı. Dur bakalım kızım. O iş belli olmaz. Anne hep aynı şeyler. O öyle gitmez, bu böyle gitmez. Ne oldu? Çocuğun başkasını gördüğü mü var? Kızım sen bana güvenmiyor musun? Bir bildiğim var da böyle konuşuyorum değil mi? Hem büyüklerimiz ne demiş? Gün doğmadan neler doğar. Bakarsın Emre bir akşam Zeynep'e aşık bir şekilde yatar. Sabah kalktığında bir daha Zeynep'i görmek istemez. Bu anlamsız gerginliği daha fazla uzatmadığınız için aferin size. İnşallah bundan sonra birbirinizin kıymetini daha iyi bileceksiniz. Elbette hala. Benim artık kalkmam lazım. Asım Hoca ilk kez ameliyata sokacak bugün beni. Öyle mi? Çok heyecanlıyım. Sonra anlatırsın bana. Tamam. İzninizle. Tabii ya. Çok teşekkür ederim. Ben seni uğurlayayım. Hoşçakalın. Güle güle kız. Görüşürüz. Güle güle. Hala sana çok teşekkür ederim. Eğer sen olmasaydın Zeynep'le aramız hala düzelmemiş olacaktı. Ben de birbirinizi bu kadar sevdiğinizi bilmesem karışmazdım. Ama bak Emre'ciğim, bundan sonra daha dikkatli ol, olur mu? Kadınlar çok hassas varlıklardır. Hele böyle konularda Zeynep gibi kızlar daha hassas olur. Bu kızın bu hallerini kime benzetiyorum biliyor musun? Kime? Annene. Kızcağız evlenmeden önce babandan tek bir mendil dahi kabul etmemişti. Son derece görgülü, ölçülü, ahlaklı bir kızdı. Zeynep de öyle. Sen bu kızı kaçırma oğlum. Bu kızın kıymetini bil. O da aynı annem gibi. İyi kalpli, temiz, tok gözlü, namuslu. Zeynep'i bırakmaya hiç niyetim yok. Ondan hiç vazgeçmeyeceğim. İyisin değil mi? Bekir bugün size öyle saldırınca o kadar çok korktum ki. Bazen kendimi çok suçlu hissediyorum. Başınıza böyle dertler açtığım için. Böyle konuşmaya devam edersen seninle bozulacağız. Hem Bekir denen o eşkıya bozuntusu dersini gayet güzel aldı. Artık yanımıza yaklaşacak cesareti bulamaz. İnşallah. Buyurun buyurun. Valizleri şuraya bırakacağız. Hayırdır kızım? Merhaba Cengiz amca. Merhaba yavrum. Her şeyi hazırladım. Buradan direkt havaalanına geçeceğiz. Yani Tarık'a tam bir sürpriz olacak. Hadi bakalım. Son dakika bir aksilik olmaz da güzel bir tatil yaparsınız. Bu kez izin vermeyeceğim. İkimiz de bu tatili hak ettik. Fazlasıyla hak ettiniz kızım. Thank you.
Ne oldu? Anlamadım ki. Canım öyle şey. Hallederiz şimdi. Bir bu eksikti ya. Ne oldu? Şarjım bitti. Tamam. Nihayet arayabildin Esin. Esin, bu kız nereden bulmuş Zeynep'i de Emre'nin karşısına getirmiş? Hiç sorma şekerim. Öğrendim ben öğrenmesine de. Ya kara kara düşünüyordum nasıl söyleyeceğim diye. Esin, çatlatmasana insanı, öldüm meraktan. Söyle neymiş bu kızın numarası? Yani bizim bu Cansu'nun saflığı da başımıza çok iş açacak, bak gördün mü? Esin şimdi düşüp bayılacağım. Nereden bulmuş bu kızlar Zeynep'i? Ay vallahi Arzu ya, söylemeye dilim varmıyor. Zaten Cansu'yu da bir güzel haşladım. Yani kızım dedim, insan arkadaşının lafıyla böyle bir işe nasıl kalkışır yani? Of Esin of. Tamam tamam. Ya bu kızı böyle bir siteden mi ne bulmuşlar? Anlamadım. Ne sitesi bu? Ay vallahi böyle telefonda anlatamayacağım. Ben oraya senin yanına geleyim de sen gözlerinle gör arkadaşım. Yok, yok sen gelme. Ben gelirim. Şimdi bir duyan gören falan olur. Sen orada kal, ben geliyorum. Tamam canım, bekliyorum. Bu iş buraya kadar. Ve Zeynep Hanım, beni çok bile uğraştırdın ama artık ayak altından çekilme zamanı çoktan gelmişti. Merhaba, Emre Sayar ben. Sağ olun, ben de iyiyim. Sizden çok özel bir isteğim olacak. Benim için çok değerli ve özel biri için. Sanki. Hayır işte, yolda kalmışız. Tamam boş ver. Ya servis numarasını bulsam gerisi kolay iş ama. Ne yapacağız şimdi? Arabaya mı gitsek? Arabaya şimdi dönemeyiz ama. Benim acilen şu telefonu şarj edecek bir yer bulmam gerekiyor. Of. Şurada bir yer var, gel. Gel benimle. Buyurun Emre Bey. İsteğinize uygun olan tüm müzikler bunlar. Gerçekten çok farklı ve özel bir şey olsun istiyorum. Telefonda söylediğim gibi. Özel biri için.
Ona evlilik teklif edeceğim bu yüzükle. Kimse yok burada, gel Sıla. Yağmur ne kadar burada bekleyelim bari. Neyin var senin? Hiç. Hadi hadi, var bir şey belli. Söylesem güleceksiniz. Söylemezsen de merak edeceğim ama. Ben biraz korkarım. Yani yağmurdan. Daha doğrusu gök gürültüsünden. Gülersiniz demiştim ama. Tamam Sıla, sakin ol. Yok bir şey. Gök gürültüsü sadece. Ben buradayım, yanındayım zaten. Korkma, tamam mı? Yok bir şey. Korkma, tamam. Hakkında tüm gerçekleri derhal öğrenmek istiyorum. Tamam. Al. Kendi gözlerinle gör. Yani Zeynep denen o kızı buradan bulmuşlar. Yani görünce gözlerime inanamadım. Ha, dilim tutuldu resmen. Böyle bir şey nasıl olabilir Arzu? Ankara'da önemli anlarınızda artık çaresiz değilsiniz. Bakımlı, güzel, işini iyi yapan ve hoş sohbetli bayanlarla vakit geçirmek istiyorsanız... bu hizmeti almak için yapmanız gereken tek şey bize ulaşmak. Nasıl bir kızmışsın böyle?